Geçmiş olsun. Sağ ol Yasin Ağa. Allah bir daha böyle günler göstermez inşallah. Geçmiş olsun. Geçti inşallah. Ver ben taşımı Zihra Hanım. Al bakalım, al taşı. Sonunda hak yerini buldu. Sizin için ne kadar dua ettim bilemezsiniz. Sonunda dualarım kabul oldu. Biz zaten hiç ihtimal vermediydim böyle bir şey yapacağınıza. Abo, bu delikanlı da kim böyle? Ay kadını alayım senin, şu gözlere bak, şu renklere bak. Oh canım. Aydın, misafirimiz. Hoş gelmişsin Aydın Bey, hoş gelmişsin oğlum. Sağ olasın Yasin Ağa. Benim çıkmamı sağladın. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Siz sağ olun hanımım. Ama asıl Kemal Bey'e teşekkür etmeniz lazım. Hak'tan, adaletten yana tavır alarak asıl çıkmanızı o sağladı. Doğrusu Kemal Bey esaslı adammış. Burası ne kadar büyük bir koğuş. Koğuş değil burası, salon. Burada böyle bir sürü yer var. Hadi siz yukarı çıkın. Hadi gel, gezelim biraz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Benim dışarı çıkmamı sağladınız. Avukat tahsis ettiniz, sağ olun. Mühim değil. Biz gidiyoruz. Daha önce konuştuğumuz hala geçerli. İstersen kalabilirsin. Sağ ol ama Kemal'i yalnız bırakamam. Kemal'den ayrılmak istemiyorum, onunla gideceğim. Sen bilirsin. Nereye gideceksiniz? Bu evini satıp Kemal'li bir ev satın alacağız. Sıfırdan bir hayata başlayacağız. Muzaffer'e söz verdim. Sana yardım edeceğim. Bu evini satmayın. Bir ev bulun, bana haber verin. Beğendin mi Aydın? Hı. Ben birinci şoför olacağım zaten. Bak hele. Her yerlere gidip gezeceğim. Bir kendin mi gideceğim? Bizi götürmeyeceğim mi? Götürürüm. İyi iyi. Çok çok ye de bir an evvel büyü, tamam mı? Tamam. Ben tombofilini kapıda süreceğim. Hadi sür bakalım. Niye zahmet ettin oyuncak için? Ay ne olacak kız? Rahmi Usta yapıyormuş bunları. Veletler tek mi sırada, tutanın elinde kalıyor. Ben de Aydın sevinir dedim. İyi yaptın, sevindim. Sağ ol. Aferin kız. Esat'tan da kapatmışsın Kemal defterini. Biliyor musun, ben daha bugün anladım. Nereden çıktı şimdi? Oturacakları evi sen almadın mı? Ha, o mesele. Yok aslında. Muzaffer aldı. Onun vasiyeti. Gene de herkes senin gibi olamaz. Ne bileyim, insan içerler hani. Sonuçta öylesine bir ev değil ki. Onca mazisi var. Az mı hayalini kurdunuz? Gidip gidip dolanırdınız ya etrafında. Her gün perdelerini nasıl yapacağını anlatırdın. Hangi ev bu?
Kemal'le baktığınız ev. Ay yoksa bilmiyor muydun? Ay vallahi ben biliyorsun diye. Boş boğazlık ettim. Ay boş ver canım. Nerede otururlarsa otursunlar. Sonuçta bitmiş gitmiş bir mesele değil mi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Aklın sıra benden intikam mı alacaksın? Neden bahsediyorsun? Halide ile aşk yuvanızdan bahsediyorum. Başka ev mi yoktu oturacak? Herhalde Halide bulmuş. Haberim yoktu, tesadüf demeyeceksin. Hayır. Demeyeceğim. Ben gösterdim ona evi. Sen gösterdin ha? Evet. O da beğendi. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl o evde Halide ile oturursun? Hani o ev bizimdi? Beraber hayalini kurmadık mı? Bana söz vermiştin. Vermiştim. Ama sözünden dönen ben değilim. Verdiğin sözden sen vazgeçtin. Bu evde yaşamak yerine çiftliği sen seçtin. Şimdi bana bunun hesabını sorma. Vazgeçtiğin hayal iki kişilikti. O hayali tek başıma nasıl devam ben dikeceğim. Kemal. Evet. Seni ustabaşı yaparlar değil mi? Bilmem. Yaparlar belki. Diyelim ki yaptılar. O zaman bayramlarda herkes bize gelir değil mi? Evet gelir. Katipler, ustabaşılar, kapıcılar gelir değil mi? Hepsi gelir. Avratları? Avratları da. Bana Güllü Hanım efendi derler. Güllü Hanım, eşinize sorar mısınız lütfen? Ben önce peki demem. Senin işten gelmeni beklerim, sana sorarım. Ben kızarım İlkin. Niye? Çünkü ustabaşıları öyle yapar. Bana da mı kızarsın? Sana mı? Yalancıktan. Kızma. Bana hiç kızma Kemal. Ben abimle babamdan çok çektim. Bu evin hanımefendisi olmak istiyorum. Hiçbir şeyimiz eksik olmamalı bu evde. Radyomuz. Aynalı dolabımız, karyolamız, herkes imrenmeli bana, kıskanmalı beni, arkamdan atıp tutmalılar ama yüzüme karşı Güllü Hanım demeliler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.